Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Bayağıdır çekmek istediğim bir video vardı. Bu konu üzerinde Facebook gruplarında falan böyle bir tartışma konusu oluyor. Bireysel antrenörle çalışmalı mıyım? Veyahut da hangi antrenörle çalışmalıyım? İşte verdiğim paranın değerini alabilir miyim? Antrenör sana bir şey katar mı? Hangi antrenörle çalışmalıyım? Gibi böyle sorular var. Şimdi bahsetmek istediğim ilk konu, bir antrenörle çalışmalı mıyım? Arkadaşlar, sorunun cevabını net bir şekilde verebilirim ki, spora yeni başlayan biriyseniz, net söylüyorum, evet, bir eğitim almalısınız. Yani, eğitim almadan olmaz mı? Olur abi, çok güzel olur. Yani oturursun, YouTube videolarından işte kas geliştirme ile ilgili zibilyon tane kaynak var. Yani YouTube'a yazdım mı, işte Google'a yazdım mı, istediğin kadar kitap, yabancı kaynak, zibilyon tane var. Ama arkadaşlar, öyle bir dönemdeyiz ki, dönem bize enformasyonu kusuyor, bilgiyi kusuyor ve biz onların arasında boğuluyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Eğer sen bir öğrenciysen, lise öğrencisiysen, üniversite öğrencisiysen, abi oturup araştırabilirsin, öğrenebilirsin, yazarsın işte kas geliştirme, hipertrofi, kassal dayanıklılık, mobilizasyon, stabilizasyon, zibilyon tane kaynak var. Girersin, okursun, kendini geliştirirsin, buna zaman ayırırsın, sürekli çabalarsın, tekrar edersin, diyetleri denersin, yanılırsın, antrenman programlarını denersin, yanılırsın, tecrübe edinirsin, sürekli doğrusunu yaparsın, yanlışını yaparsın, sürekli bir doğru yap, yanlış yap, yanıl, doğruların üzerine git vesaire gibi bir şey yaparak tecrübe kazanırsın ve sana senelere mal olur aslında bu yaptığın şey. Tamam mı? Ama spora yeni başlayan biriysen, işte buna araştırmaya vaktin yoksa ve araştırmayı sevmiyorsan, abi alacağın birebir ders veyahut da online eğitim de olabilir. Karşı değilim, online eğitime de dokunacağım bu videoda. Alacağın birebir antrenöründen ders seni hiç o bilgi enformasyonuna, o bilgi karmaşasının içine girmeden, o enformasyonun içine girmeden seni doğru yöne götürebilecek bilgileri net bir şekilde alacağın için antrenöründen, bu yola sapmadan, işte buraya girmeden, işte bunu deneyip de yanılmadan, işte ketojenik diyeti denemeden, low carb diyetini işte deneyip yanılmadan, sana uyup uymadığını bilmeden vesaire, böyle hani sağa sola sapmadan net bir şekilde bir plan çizip, kendi antrenöründe, ki antrenör de yetenekli olmalı bu arada, net bir plan çizip buradan başlayıp buraya gitmektir, tamam mı? Eğer sen kendim araştıracağım, buna verecek param yok, para veremiyorum, kendim araştırmak istiyorum, elbette olur. Ben de o şekilde yetiştim. Fakat çok denedim, çok yanıldım, bir sürü antrenman programı denedim, bir sürü beslenme programı denedim, diyet denedim, diyeti yaptım, oldu olmadı, hastalandım çünkü fazla vitamin alamamışım, mineral alamamışım, onlara dikkat etmedim. Proteini fazla aldığım için zehirlendiğim oldu. Bilmem ya, ıvır zıvır bir sürü yanılgı. Ama bir antrenörüm olsaydı, buradan beni buraya götürebilecek bir kişi olsaydı, abi ben sağa sola sapmazdım. Onun dediklerini yapardım ve hani zaman kaybetmeden istediğim sonucu en hızlı şekilde alırdım. Anlatabildim mi? Demek istediğim, bu arada şeye dokunmak istiyorum. Eğer senin bir postural bozukluğun varsa, bak çok mühim. Abi sen spora geldiğin zaman senin bir postural bozukluğun varsa, spor da yapmak istiyorsan, bak ne güzel bir adım atmışsın, kendini hani postürünü düzeltmek istiyorsun vesaire. Ama bu konu hakkında bir bilgin yok arkadaşım. Bilmiyorsun. Sen spor yaparken halbuki kendine zarar vereceksin. Çünkü bilgisizce antrenman yapacaksın. Postür bozuklukları olan kişiler özel popülasyon insanlardır. Bunlara özel programlar uygulanmalıdır. Öyle gidip de langur lungur bench press basmalar, işte shoulder press yapmalar, deadliftler, squatlar falan, bunlar olmaz. Olur, gözetim altında olursa olur. Belki de gerçekten işte skolyozu varsa nasıl barbell squat yaptıracaksın? Veyahut da kifozu varsa kişinin, nasıl alıp da barbell squat yaptıracaksın abi? Yukarıdan yük bindireceksin. Veyahut da nasıl shoulder press yaptıracaksın? Bu adamın zaten skolyozu var. Yük yukarıdan neye binsin bu adama? Değil mi? Sen bunu bilimsizce yaparsan, internette gördüğün programları uygularsan, abi kendine zarar verirsin. Kendini düzelteceğim diye güzel bir adım atmışsın, cesaretli bir adım atmışsın, hayatına bir yenilik katmak istemişsin. Fakat sen her spora geldiğinde kendine zarar vereceksin. Çünkü sen bilinçsizce spor yapıyorsun. İmkanın varsa
ders al, hocandan ders al, birebir eğitim al. Bununla abi para verin ya, kendinize yatırım yapın ya. Sağlıktan önemli ne var? Tamam mı? Kendinize yatırım yapın. Hocayla beraber çalışın. Çalışamıyorum, durumum yok. Anlıyorum, anlayışla karşılıyorum. Türkiye'nin şartlarını çok iyi biliyorum. O zaman abi internetten araştırın. Nasıl antrenman yapmalıyım, neler yapmalıyım, bilmem ne, şu, bu. Tamam mı? Bunları araştırın. Ama imkanınız varsa kesinlikle çevrenizdeki değer verdiğiniz bir antrenörle, size değer katabileceğine inandığınız bir kişiyle abi gidin çalışın. Nokta. Şimdi değinmek istediğim ikinci konu arkadaşlar şu. Hangi antrenörle çalışmalıyım? Arkadaşlar bakın şimdi. Sizin çok yani olayları yüzeysel bakıyorsunuz. Genelde bakıyorlar. Bu sporu yapan arkadaşlarımız, dostlarımız. Arkadaşlar buna yüzeysel bakmayın. Yani şundan bahsediyorum. Bu hocanın fiziği çok iyi, bu çok iyi bir antrenördür. Abi yok, alakası yok. Bak, alakası yok. Çünkü ben işin içindeyim, görüyorum. İnanılmaz fiziği olan adamın şu kadar bilgisi yok. Tamam mı? Şu kadar bilgisi yok. E abi diyeceksin, nasıl vücut yapmış ya bu adam? Nasıl vücut yapmış? Yani bilmiyorsa nasıl yapmış? Kardeşim nasıl yapmış biliyor musun? Şöyle yapmış. Adam Robocop gibi kardeşim. Kendine bir doğru benimsemiş ve hocası ona öğretmiş. Hani dediğim gibi merdiven altı spor salonu hocaları derdi ki bize bir kilo tavuk ye. İşte yanında bir kilo pirinç ye, hayvan gibi antrenman yap, büyürsün. Bak doğru. Doğru. Sorun yok. Ama baktığın zaman böyle sporcular sakatlanıyor. Sonra postürel bozukluklara sebep oluyor. Yanlış ilaç kullanıyorlar. Beslenme hataları yapıyorlar, karaciğerini bitiriyorlar, böbreklerine zarar veriyorlar, bilmem ne, şu bu ıvır zıvır, tamam mı? Benim demek istediğim, adamın çok iyi fiziğin olmasının sebebi, birincisi, abi bazıları çok iyi genetikli oluyor, gerçekten çok iyi genetikli oluyor ve bu yaptığı spordan sonuç alınca bunun üstüne düşüyor ve bunu disiplin haline getiriyor. Adam hayatına bunu entegre ediyor. Çok iyi antrenman yapıyor, iyi besleniyor, hayvan gibi çalışıyor kardeşim, tamam mı? Kendine zarar verdiği konular var. Bak bu zarar verdiği konular var. Birçok konu var hatta kendine zarar verdiği ama. Adam bunu disiplin haline getiriyor. 7-8 sene sporu yapıyor abi. Hayvan gibi oluyor. Ama o ilk seneki bilgileriyle hala devam ediyor hayatına. Yani kendini geliştirmiyor. Adamın aslında fiziğinin olmasının sebebi gerçekten disiplinli oluşu ve bunu bu sporu düzenli yapması. Anladın mı? Ve belki de iyi genetiktir, belki de çok iyi besleniyordur, bilmem ne falan falan filan. Şimdi size dediğim, arkadaşlar ben bir eğitmenim, benim eğitim aldığım, hala eğitim almaya devam ediyorum, kendimi hala geliştirmeye devam ediyorum, sürekli eğitim alıyorum. Benim eğitim aldığım hocalarımın fiziklerini görseniz, yani yolda görseniz belki demezsiniz ki bu adam sporla bir alakası yoktur dersiniz belki, anlatabilir miyim size? Adamlar 60-70 kilo, işte ne bileyim bilmem ne falan yani kaslı maslı değil. Ama adamlarda arkadaşlar bilgi var. Adamlardan... Biz bilgi alıyoruz. Şuna bakayım, şuna bakayım. Kaydediyorum hala. Evet. Adamlarda bilgi var arkadaşlar. Biz adamlardan bilgi alıyoruz. Fiziğine bakmıyoruz. Bana ne fiziğinden ya? Bana ne fiziğinden? Bana ne katabilecek? Onu düşünüyorum ben. Antrenman konusunda, antrenman bilimi konusunda, fizyoloji, kinesiyoloji, anatomi konusunda bana bu adam ne katıyor? Ben ondan öğrendiğim şeyleri öğrencilerime nasıl aktarabilirimi düşünüyorum. Dışarıdan program satın alan, online ders alan veyahut da birebir çalışmalarında hocalarının fiziklerine sadece odaklanan kişiler sadece şuna bakıyor. Bu adam çok iyi fiziği var ve çok iyi antrenör. Abi alakası yok. Antrenörlükle sporculuk yani birisi mimarlık, birisi doktorluk. İki ayrı meslek dalı gibi düşünebilirsiniz yani, anladın mı Hüseyin'i? O yüzden arkadaşlar kişinin sertifikalarına bakın. Aldığı eğitimlere bakın. Tabii ki görüntüsüne bakın, fiziğine bakın, diksiyonuna bakın. Size ne katabilir? Adam size değer verebilir mi? Değer katabilir mi? Anlatabildim mi seni? O yüzden bunlara biraz fokuslanın. Abi sorun ya. Abi kaç kişiyle çalıştım? Şu zamana kadar belki yüzlerce kişiyle çalıştım. Yani içlerinden bana soran, hocam sizin ne eğitiminiz var? Sertifikalarınızı görebilir miyim? Diyen 100 kişiden diyeyim sana. Hani... %5'idir ya. 5 kişi falan sormuştur yani. Belki de sormamıştır bile ha. Yani arkadaşlar sorun ya. Bilgi alıyorsunuz. Karşınızdaki ne biliyor? Ne biliyorsun ya de? Sizin sertifikalarınızı görebilir miyim de? Sen bana postürel problemlerim hakkında
eğitim vereceksin de sen kimsin, ne biliyorsun ki de, hani tabii böyle demek değil. Sizin sertifikalarınızı görebilir miyim ben? Yani bu kadar basit ya. Baksın sertifikalarına, bakın, değerlendirin. Ama internette görüp de ya manyak fiziği var lan, bu adamdan ders almalıyım falan deyip de gidip ders almayın ya. Ve şuna söylüyorum. Fitness sektörünün ilk 3 diyebilirim. Türkiye fitness'ın ilk 3 piyasadaki şu an en iyi program satan, işte antrenörlük hizmeti veren, koçluk hizmeti veren ilk 3 kişisinden biri, belki de en iyisidir bu konuda. Arkadaşlar iyice otomasyona bağlamışlar. Tamam mı? İyice otomasyona bağlamışlar. Yani adamın ilk ayı, adama gitmişler. Bak çocuk geldi spor salonu, görüyorum abi, sürekli işin içinde olduğum için bunlardan kişiler gidiyor. Birebir program oluyorlar. Yani 3 aylık uzaktan eğitim. Karşı değilim. Kaliteli kişiden alınırsa karşı değilim, ki ben daha çok aldım zamanında. Eğitim aldığım zamanlarda, üniversite döneminde falan. Karşı değilim. Ama arkadaşlar şundan bahsediyorum ya. Adam daha ilk defa spora başlamış ve çocukta gerçekten upper cross sendromu da vardı. Yani bu postürel problemlerden dediğimiz, yani uzatmak da istemiyorum. Postürel problemi var. Adam ilk defa spora başlamış. Belki de ilk günü, bilmiyorum. Yani olabilir. Adama gitmiş deadlift yazmış. Abi sen nasıl deadlift yazıyorsun? Nasıl bunu yapabilirsin ya? Bu ihanet ya. Kişiye ihanet arkadaşlar. Bu kişiye ihanet ya. Adam eline bar almamış. Daha hayatı boyunca bar tutmamış. Bu adama sen gidip deadlift yazarsan ve soruyorum kimden aldın programı? Diyor işte şundan aldım. Ya şimdi söylemeyeyim de hani hedef göstermek gibi olmasın. Programı şundan aldım. Abi birinci kez bundan denk geliyorum. İkinci başkasına soruyorum. Gene abuk sabuk program yazmış çocuğa. Gene soruyorum kimden aldım? Abi bundan aldım. Üçüncü kez soruyorum ki başka birini görüyorum. Abi bundan aldım. Kardeşim otomasyona bağlamışsınız ya. Gelen adama ders kakalıyorsunuz. Ya biraz kardeşim şey olun, onurlu olun lan. Harbiden onurlu olun yani. Bu kadar mesleği ayaklar altına almayın. Arkadaşlar siz de biraz zeki olun yani. Adamın 3 milyon takipçisi var, 4 milyon takipçisi var. Belki eğitim verdiği 3.000-5.000 kişi var yani. Uzaktan eğitim yaptı 3.000-5.000 kişi var. Ya sizi adam görmüyor bile. Adam sizi görmüyor. Otomasyona bağlıyor. Patır 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 gönderiyor işte programları. Abi anlayın ya. İki tane ev arkadaşı. Arkadaş geldiler çocuklar. İkisi de ev arkadaşı. Hoca demişler ki hocam biz iki ev arkadaşız. Bize indirim yapar mısınız? Yaparım kardeşim. Sana şudur budur bilmem ne. İşte benim kilom bu, boyum bu. Benim kilom bu, boyum bu. Ulan ikisine de gitmiş aynı programı atmış. İkisinin de spor geçmişi apayrı. İkisinin de işte postür durumları bambaşka. Bilmem ne falan. Ya arkadaşlar biraz siz de markaya para vermeyin yani, anladın mı? Biraz araştırın yani. Demek istediğim, şimdi gene uzatmayayım, gene sabaha kadar konuşurum bu konuda da. Demek istediğim gene arkadaşlar kişilerin fiziğine bakarak of bu neymiş falan filan diyerek eğitim alınmaz. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisi kişilerin sertifikalarına bakın, size ne değer katabileceğine bakın. Bunlara biraz araştırın, tamam mı? Biraz bunlara bakın. Yavaş yavaş videonun sonuna geleyim. Şimdi iki tane sorun vardı. Daha doğrusu sorun üzerine düşmüştüm. Antrenör hizmeti almalı mıyım? Hangi antrenörden hizmet almalıyım? Bunların üzerine düşmüştüm. Bunları tekrardan dönüp de net bir cevap koyayım. Videoyu sonlandırayım. Arkadaşlar eğitim almalı mıyım? Eğer gerçekten sporu seviyorsan, spora yeni başlıyorsan, sporu öğrenmek istiyorsan, fitness sporundan bahsediyorum. Diğer sporlar da olabilir bu arada. Fitness ben eğitmen olduğum için fitness'tan bahsediyorum. Kesinlikle noktayı koymak için söylüyorum. Eğitim almalısın. Alamıyorsan oturup çatır çatır araştırmalısın. Zaman ayırmalısın. Öğrenmelisin ki kendine zarar vermeyesin diye, nokta. İkinci soru, hangi antrenörden ders almalıyım? Hangi antrenörden program almalıyım? Bu soruyu da netleştireyim. Arkadaşlar uzaktan eğitime karşı değilim. Kesinlikle çok faydası var. Ben çok faydasını gördüm. Kesinlikle size otomasyon olarak program vermeyecek kişilere gitmenizi tavsiye ederim. Otomasyon çat çat çat, boyun, kilon, yağ oranı bilmem ne falan filan zart. 2 gün sonra size diyor ki 2 gün sonra program vereceğiz. Siz de sanıyorsunuz ki bu benimle ilgileniyor. Yazacak programı verecek. Lan gerek yok. Adam zaten sen onları girdiğin zaman program çat diye yazılıyor zaten. Otomasyon yazılımla, tamam mı? Tak diye yazılıyor sana, 2 gün sonra gönderiyor. Tamam mı arkadaşlar? Böyle otomasyon, böyle artık fabrikalaşmış antrenörlerden, tırnak içinde antrenörlerden bahsediyorum. Onlar antrenör de değil bu arada. Dolandırıcı. Bunlardan uzak durun. Çok takipçili kişilere biraz bakın abi. Bunlar ne kadar eğitim programı satıyordur? Bunları bir düşünün, tamam mı? İlk önce bunları bir düşünün. Ne kadar eğitim programı satıyordur bu adam ayda?
Yani 3 milyon takipçisi var. Bir %1'ine antrenman programı sattığını düşünürsen kaç olacağını sen düşünebilirsin yani. 30 bin mi yapıyor, 3 bin mi, 30 bin yapıyor. %1'ine ders programı satsa, %1'ine 3 milyon takipçisi olan bir kanal. Tamam mı? Bunu düşündüğün zaman zaten kendi aklım var, şeyim var. 30 bin kişiye ders veren bir adam seni görmüyordur bile. Antrenman programı satan bir adam seni görmüyordur bile. Paraya da para demiyordur. Tamam mı? Bu tarz kişilerden uzak durun. Uzaktan eğitim alacaksınız. Kaliteli antrenörlerden uzaktan eğitim alın. Veyahut da işte birebir çalışacaksanız antrenörünüzü kişinin fiziğine göre değil, antrenörün kariyerine, bilgisine ve size değer katabilecek yönetimine karşı bir karar vererek onunla ders almaya başlayabilirsiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Fitness'a değer verin, öğrenmeye çalışın, öğrenmekten kaçınmayın diyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.